Gılgamış 5500 sene önce bedeninin üçte birinin öleceğini, üçte ikisinin yaşayacağını öğrenince yola çıktı. Bedeninin hiçbiri ölmesin diye. Ve gitti, ölümsüzlük otunu buldu. Ülkesine dönerken yolda bir yılan kaptı onu. O yılan toprağın içine girdi. Ve gelip de ülkesindeki halka anlatınca, halk da şahmaran da o yılan. Elindeki otu aldı, kaptı, ölümsüzlük otunu yedi. Kaçtı gitti. Artık onu hiçbir yerde bulamayız diye düşündüler. Emine Hanım, peki o şahmaran kaçtı gitti mi? Yoksa her birimizin toprağında var mı? Ben 90 kilo bir toprağım. Siz kaç kilo bir topraksınız? 65. Hepimizin toprağında o şahmaran. Yani kaçıp gitmedi. Oysa ülkesindeki insanlar dediler ki, şahmaran toprağa gitti, onu kimse bulamaz. Bilmiyorlar ki o toprak işte biziz, yürüyen toprak. Ve bilmiyorlar ki o toprak her defasında yoğrulup yoğrulup yeni canlara vesile olacak. İnsan olursa o topraktan insanın omurgasına oturacak o şahmaran. Hayvan olursa o toprak hayvanın 33 omuru olacak o şahmaran. Eczane raflarında, hastane kapılarında aradığımız şahmaran bizim bedenimizde bizi dik tutan yanımız, Allah'tan şifa isteyen yanımızmış.